Evet, kariyer durağından herkese merhabalar. Ben Deniz Recep Güler. Kanal 42 ekranlarında kariyer durağı programına başlıyoruz. Programımız boyunca farklı meslek hikayeleri, farklı meslek tavsiyeleri dinleyeceğiz. Kişisel gelişim, kariyer ve motivasyon üzerine konuşmalarımız, sohbetlerimiz ve konuklarımız olacak. Şimdi hemen ilk konuğuma dönüyorum. Dijital pazarlama danışmanı Ahmet Ceylan. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz de nasılsınız? Çok şükür, sağ olun. Biz de iyiyiz. Evet, ilk konuğumuzsunuz. Programımıza da yeni başlıyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Ahmet Ceylan kimdir? 1977 İstanbul'da doğumluyum. İlkokul ve ortaokul İstanbul'da okudum. Ondan sonra çeşitli mesleklerde bulundum. İlkokul 3'ten beri çalışmanın içerisindeyim. Ortaokul itibariyle genelde pazarlama işlerinde bulundum. Pazarlama işlerinde. Hep piyasanın içerisindeydim. Normal pazarlamadan dijital pazarlamaya mı geçti sonra yavaş yavaş? Tabii son birkaç yıldır dijital pazarlama içerisindeyiz. Evet. Dijital pazarlama danışmanlığı ve birkaç konuda danışmanlıklar vermekteyiz. Evet, o konulara geleceğiz. Peki şimdi yani son zamanlarda çok sık duymaya başladığımız bir tabir olmaya başladı, danışmanlık. İsterseniz önce bunun altını bir dolduralım. Danışmanlık ne demek? Danışmanlık bir problemi o üzerine çalışıp şirketlere, kurumlara veya bireysel markalara, kişilere bu problem veya sorunlarının çözümlerini sunmak. Kısaca böyle tarif edebiliriz. Bu kişilerin belli arzuları vardır, belli hedefleri vardır. Bu hedeflere gidecekleri yolda o yolu kısaltma diyebiliriz. Bir yol arkadaşlığı diyebiliriz. Danışmanlığı böyle tabir edeyim. Peki bir danışman yani düşünüyorum tam bir yerine oturtamıyorum. Çünkü son zamanlarda meslek algıları çok fazla değişti. Eskiden hani meslek deyince öğretmen, avukat, doktor, mühendis bildiğimiz meslekler vardı. Artık mesleklerin ihtiyaçları da değişti, mesai anlayışı da değişti birçok alanda. Evde işini yapan bir sürü insan var. Ben böyle ilk zamanlarda kendi kendime şey yapıyorum artık sosyal medyadan canlı yayınlar falan yapıyorum evde kendi kendime. Kayınvalidem de bizde kalıyor. Girip içeri soruyor. Damat sen ne yapıyorsun burada diye soruyor. İnsanlar anlam veremiyor. Yani Evet. yeni nesil ihtiyaçlar bu sosyal medyanın, internetin ihtiyaçlarına bizden bir önceki nesil anlam veremiyor tabii ki. Evet. Mesleklerin entegresi de önemli. Şimdi danışmanlık tabii artık yeni gelişen bir meslek haline geldi. Bir danışman peki her şeyden anlamalı mı? Yani neye danışmanlık yapmalı? Bir insan danışman olunca nasıl çerçeveliyor kendi iş tanımını? İsterseniz şöyle başlayalım. Forbes dergisinin geleceğin meslekleri içerisinde gösterdiği en önemli birkaç meslekten birisi danışmanlık. Öyle mi? Her yıl milyarlarca dolarlık bir hacmi yöneten bir ekip veyahut bir ordu. Bu insanlar ne yapıyorlar? Şirketler, mesela bir şöyle düşünün. Bir imalatınız var. Sizin devamlı ihracat yapan bir şirket değilsiniz. Fakat yılda birkaç defa ihracat yapıyorsunuz ve bunun için Evet. bir ihracat departmanı kurmanıza ihtiyaç yok. Çünkü ciddi bir insan yükü, ciddi bir maaş yüküyle ihtiyaç duymayabiliyorsunuz. Bu Ya da o noktada ne konuda yap? fazla kafa yormanıza gerek yok. Çünkü Aynen. az ihtiyaç olan bir şey. Aynen. Normalde büyük şirketler, büyük ihracatlar yapıyorsanız mutlaka bir departmana ihtiyacınız var ama yılda birkaç defa için buna ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ne yaparsınız? Bu konuda dış ticaret danışmanlığı verenler, ihracat ithalat danışmanlığı veren şirketler var. Bunlardan danışmanlık alırsınız veya gümrük danışmanlığı verenler, gümrük müşavirlikleri şirketleri bunlardan danışmanlık alırsınız ve büyük bir insan gücünü şirketiniz bünyesinde istihdam ederek o giderlerin altına girmeden ufak tefek yani kazandığınız rakamların yanında sembolik diyebileceğimiz rakamları danışmanlık alarak bu işinizi görebilirsiniz. Bu birincisi. Kimler danışmanlık yapmalı? Danışmanlık için yani çözüm sunabilen, problemleri çözüm sunabilen, problemleri görebilen, o problemleri analiz edebilen, onları çözüm geliştirip o çözümleri kapitalize edebilen, satabilen herkes danışmanlık yapabilir. Kapitalize edebilen. Tabii. Evet. Peki şey yani bunun bir okulu var mı? Eğitimi var mı? Nasıl danışman olacağız? Bununla alakalı hangi tür danışmanlık vereceğinizle alakalı Değil mi? Ya kurslar o var. zaman şimdi zaten şöyle yavaş yavaş bende de şekillenmeye başladı. Danışman olmak istiyorumdan önce hangi konuda danışman olmak istiyorumun insan kararını vermeli diye. Ben öyle anladım. Doğru mu?
İki türlü. Esasında belli bir yetkinliğiniz varsa o yetkinlikle alakalı bir danışmanlık geliştiriyorsanız yetkinliğinizi bir tarafa koyup onu nasıl danışmanlık haline getirebilirim? Bu bilgiyi nasıl ben insanların faydasına sunabilirim? Bunu pazarlayabilirsiniz. Veya danışmanlık altyapısını alıp onun kafa yapısını alıp belli kurslarla, belli eğitimlerle, belli mentörlüklerle yerine göre bunu alıp daha sonra da alt yetkinlikler geliştirip onları insanların faydasına sunabilirsiniz. İki türlü de olabiliyor. Peki bu konuda hangi yetkinliklere sahip olmak gerekir? Ben bununla alakalı birkaç notum var. Arzu ederseniz Forbes yazarı Errol Beckford'un 2020 yılında yazdığı birkaç başlık var. Çok önemli bence. Evet. Öğrenmeyi öğrenmek, hızlı ve akıcı konuşma, not alma, bilgi analizi. Bunlar danışmanlık yetkinlikleri mi? Danışmanlık için olması gereken yetkinlikler diyor ama modellerin belirlenmesi, trendleri takip edilmesi, onlara eğilimleri, yazılı sözlü iletişim, teknolojiyi anlama, kullanma, kültürel farkındalık ve duyarlılık gibi gibi birçok başlık var. Birçok yazar bununla alakalı farklı başlıklar ortaya koyuyor. Ama bunların da ötesinde en önemli kriter bence, hatta bence de diyeceğim, birçok danışmanlık kursu veren, danışmanlar yetiştiren insanların ortaya koyduğu bir kriter var. Problem çözme. Problem çözüp bu çözümü insanlara faydasına sunabilme, fayda sağlama kısacası. Yani bu konuda çok kısa bir eğitim ben de almıştım danışmanlık üzerine. Tabii bizimki kişisel danışmanlık üzerineydi. Orada şunu biliyorum. Bir danışman, artık buna koç da denebiliyor artık piyasada. Tabii. Koç, danışman, mentor artık benzer kavramlar oldu. İlla ki mesleki farklılıkları vardır. Bir danışman karşılaştığı... Yani danışanının, bu bir sizde bir şirket olabilir, bizde bireysel kişiler olabiliyor. Danışanın durumuna bakmaksızın çözüm yolları sunmakla asıl mükellefiyeti bu. Çünkü evet. O kişi içindeki durumda aman ben battım, aman ben işte kendini kurban rolüne sokmak da olabilir. Şirketler de bunu yapabilir. Çözüm yolları bulamıyor olabilir. Ya da daha önce birçok sefer denemiştir ama yapamamıştır. Bu konularda aynen. Galiba danışman tamamen objektif olarak tak 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 bu hataları yapmışsınız tamam eyvallah ama oraya takılmayın. Şimdi şunları yapmanız gerekiyor gibi bunu deminki söylediğiniz yetkinliklerle analiz ederek tabii ki danışman bütün belki sektörlere o an için hakim olamayabilir ama doğru şeyleri araştırarak doğru bilgileri sunarak çözüm yolları üreteceğini sanıyorum danışmanların. Aynen öyle. Yani piyasayı çok iyi takip etmek gerekiyor. Sizin kimle çalışıyorsanız farklı sektörlerde çalışılabilir. Bu eyvallah, bu normal olabilir. Fakat esasen danışmanlık şirketlerinin bir hedef kitlesi, bir hedefi veya bir kitlesi olması ve onlara standart bir danışmanlık çözümü sunması hem kendisinin niş alanda çalışıp onlara paket hizmetler sunması hem de karşı tarafın hazır tecrübe edilmiş çözümleri kullanması adına faydalı oluyor. Tabii yani belli bir sektörde danışmanlığında uzmanlaşırsa eğer evet. Çok daha tecrübeli bir şekilde yaklaşabilir. Tabii birçok mesela şu an piyasaya baktığınızda hukuk danışmanları, hukuk müşavirleri, yatırım danışmanları, hibe danışmanları, onun dışında devlet destekleriyle alakalı danışmanlıklar veya ihracat danışmanlıkları, gayrimenkul danışmanlığı, emlakçı diyorduk önceden ama şu an emlakçı. Gayrimenkul danışmanları var. Şu anda doğru, gerçekten esas olması gereken o danışmanlığı vermek. Bu danışmanlık ifadesinin altını doldurabiliyorsak, çözüm sunabiliyorsak o zaman kıymetli oluyor. Süper. Peki yavaş yavaş dijital pazarlama danışmanlığına doğru geçecek olursak, Covid döneminde birçok şey değişti, alışkanlıklarımız değişti. Peki bu danışmanlıkta ne değişti? İhtiyaçlar mı, işin yapılış şekli mi, ne değişti sizce? Birkaç sektör haricinde hepimiz evlerdeydik. Dolayısıyla evde çıkamadık. Herkes evlerinde. Bu noktada bazı sektörler tabii çok ciddi krizler yaşadı. En başta gıda sektörü, restoranlar, kafeler. Evet, bunlar evet. Çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Bunların sunduğu hizmetlerin dijitalize edilmesi çok önemliydi. Yaptıkları reklamları bir el ilanı dağıtmaktan öte reklamla alakası olmayan kurumlar vardı. Veyahut da birkaç kişinin tavsiyesinden öte bilinirliği olmayan insanlar vardı. Bunların internetin ve internet içerisindeki diğer platformların Facebook, Instagram, Twitter gibi hatta yeni bir TikTok gibi bunların da platformlarını kullanarak insanlara ulaşma ve bu ulaşımı da
internet üzerinden çok çok uygun fiyatlara, çok çok uygun rakamlara ve etkili bir şekilde kullanmayı daha etkili bir şekilde tabii kesinlikle yaptılar. Bu sadece kafe restoran bağlamında değil. E-ticaret şirketleri yine hakeza aynı şekilde. Bunun dışında aklınıza gelebilecek her türlü sektörde bunu görebiliyoruz. Mobilya sektörü olsun, kıyafet sektörü olsun, ev dekorasyon sektörleri veyahut da ev tekstili, sanayi, bu yani sporla alakalı, spor ürünleriyle alakalı. Çünkü insanlar evlerinde spor yapmaları gerekiyordu ve bu doğru. Spor için de spor ürünleri gerekiyor. Evden çıkamıyorsunuz, çocuklar evde hareketsiz, siz evde hareketsiz ve bir spor ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunlar da dahil, bunların hepsinin bir şekilde dijitalize edilmesi gerekiyordu. Yani bunların e-ticaretle evlerine sunulması gerekiyordu. Bu bir tarafı. Hı-hı. Bir diğer tarafı da diyetisyenlik gibi, yine fitness koçluğu gibi veya diğer birçok koçluk, psikolojik danışmanlık, bakın yine bu da, psikologlar bu konuda ciddi gelişim gösteren psikologlar oldu. Biz danışmanlık verdiklerimiz de oldu içlerinde. Ve online danışmanlık verdiler ki bu bizim yaşadığımız bu pandemi döneminde belki de en çok, en kutsal diyebileceğim danışmanlık. Çünkü insanların online en psikolojik önemli, danışmanlık. Tabii ki, tabii ki. Bu çok ciddi revaçta idi ve hala da şu anda öyle. İnsanlar artık Hakkari'de bulunan bir insan İstanbul'daki meşhur bir psikologdan online psikolojik danışmanlık alabiliyor. Evet. Veya ve Kars'taki bir insan Ankara'daki bir psikologdan psikolojik danışmanlık alabiliyor. Değil mi? Biraz böyle konumuzun dışında ama bu biraz da insanların psikolog algısını bile yıkmıştır biraz. Yani çünkü oraya gitmek, psikoloğa gitmek biliyorsunuz biraz yanlış algılanan, ben deli miyim psikoloğa gideceğim gibi algılanan bir yaklaşımken belki de bu online randevular bunu bile aşacak olabilir. Evet, insanlar o konuda cesaretlendir diyebiliriz, kesinlikle haklısınız. Doğru. Dijital danışmanlık bu yüzden çok önemli o zaman. Kesinlikle. Şimdi dijitali doğru kullanmak. Kesinlikle. Psikologlar bizim beden sağlığımız olduğu gibi ruh sağlığımız da var. Ve bu noktada psikoloğa gitmenin, psikolojik danışmanlık almanın birçok insan hele günümüzde bu dönemlerde çok ciddi bir ihtiyaç olması zaten mutlaka bu yadsınamaz, tartışılamaz. Ve bu noktada onlar da gerçekten online'ı güzel kullandılar diyebiliriz birçoğu. Kesinlikle. Online'ı güzel kullanmak deyince aklıma az önce bir şey geldi. Bir eğitim kurumlarında hocamız neden billboardlara artık reklam vermiyoruz diye sorduğumuzda çünkü dedi gençler o billboardların önünden telefona bakarak geçiyorlar. Biz artık oraya reklam veriyoruz demişti. Evet. Bu ayrıca şu da vardır galiba yani bu pandemi döneminden geçtik birçok şirket ya da kurum zorlandı ama bu dönemleri fırsata çeviren kurumlarda illaki oluyordur. Var mı böyle bildiğiniz bir örnek? Ya da nasıl dijital anlamda nasıl krizler fırsata çevrilir? Şimdi bakın yine danışmanlık şirketleri bence en önemli bu işi fırsatı çevirenler. Reklam şirketleri, dijital reklam şirketleri. Hı hı. Çünkü veya insanlar yatırım şirketleri. Çünkü bu noktada bir yol göstericiye ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü ne yapıyorlar insanlar? Ellerine geçen miktarı işte gayrimenkul yatıranlar vardı. Farklı yerlere yatırım yapanlar vardı. Evet. Fakat bir olay çıktı. Şimdi Grant Cardone diye bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapan, çok milyarlarca dolarlık sektörleri yöneten Amerika'da bir gayrimenkul danışmanı var. Grant Cardone. Grant Cardone'un bir ifadesi var. Cash is trash diyor. Yani elinizde bir nakit varsa bu çöptür diyor. Hmm. Nakit tutmayın. Onu diyor gayrimenkul yatırım diyor. Fakat yine farklı bir Amerikalı danışman da kendisinin çok ciddi yatırımları var. Facebook, TikTok gibi büyük şirketler içerisinde yatırımları, hisseleri var. Bu beyefendi yaptığı şey her zaman mutlaka çok ciddi bir rakamını nakitte tutar. Ve kriz dönemlerinde her 10 yılda bir Amerika'da zaten krizler yaşıyor. Dünyanın birçok yerinde var ama Amerika'da bir adet haline geldi artık bu krizler. Hı-hı. Kriz dönemlerinde batmaya yakın olan şirketleri alıp onları belli bir seviyeye getirip kriz sonrasında onlarca, yüzlerce kat fazlasını o şirketleri satan bir yapı. Geri Vaynerchuk ve aynı zamanda bir reklam ajansları var VaynerMedia şeklinde. Çok büyük dünya çapında şirketlere danışmanlık veriyorlar. Ve yatırım ve reklam danışmanlığı konusunda hakikaten öndeler. Ve bu artık algıyı değiştirir. Şimdi birçok şirket ne yaptı? Binlerce elemanı vardı, binlerce mağazası vardı. Bazı şirketler mağazalarını kapattılar. E-ticarete döndüler. Kıyafetle alakalı dünya çapında markalar bir marka adını vermeyeceğim. 1200 şubesini kapattı. Pandemi döneminde. Microsoft, Google bunlar isim vermekte zannedersem çok sıkıntı olmayacak şirketler. Bunlar
%60-%70 personelini evden çalışmaya yönlendirdi. Şu an hala çalışma şekilleri değişti. Çalışma şeklimiz değişti. Ortamları değişti. Aynen, çalışma şeklimiz değişti. Artık evden işe, işten eve bir trafiğimiz birçoğumuzun olmuyor yani. Biz de mesela dijital danışmanlık yapan insanların çoğusu, şirketlerin çoğu ofislerini kapatıp personelini evlerden çalışmaya yönlendirdi. Çünkü birçok noktada faydasını gördüler. Yolda geçen zaman, bazı insanlar büyük şehirlerde 1 saat, 1,5 saat, 2 saat yolda zaman geçiriyorlar. Bunların önüne geçildi. Tabii bu dijital online sunduğu hizmetler, yani sunduğu imkanların bazıları. Kesinlikle. Peki bu konuyu artık biraz genelden özele doğru indirelim. Ben küçük bir işletmeciyim. Belki ayakkabı satıyorum. Belki ufak bir butik mağazam var. Belki farklı bir iş yapıyorum. Siz dijital pazarlama danışmanı olarak benim için ne yapabilirsiniz? Dijital pazarlama danışmanı olarak siz ne yapıyorsunuz? Yani daha doğrusu iki yönlü soruyorum. Ben bir küçük işletmeci olarak nasıl adım atmalıyım? Siz bu konuda nasıl hizmetler veriyorsunuz? Çünkü şimdiye kadar hiç öyle işletmelerin harcamadığı kalemler olduğu için, evet, somut olmadığı için bazen de boş görülüyor evet, bu tarz giderler. Boş görülüyor. Burada benim küçük işletmeci olarak bana faydası ne olur? Siz ne gibi bu konuda direkt küçük işletmelere ne gibi danışmanlıklar yapıyorsunuz? Küçük ve orta ölçekli diyelim bence. Çünkü büyük, büyük ölçekli şirketler kendi içlerinde bir dijital danışmanlık veyahut da reklam veya tanıtım departmanları bulunduruyorlar. Orada 5-10 kişi, 20 kişiyi bazen yerine göre istihdam edebiliyorlar ki ihtiyaçları bu konuda yapmaları gereken belki doğrusu o olabilir. Ama küçük ve orta ölçekli işletmelerde ve bireysel şirketlerde bu tavsiye etmiyoruz. Niye? Biz dahi bir ajans olarak 6-7-8 farklı duruma göre insanla çalışıyoruz. Bazen bu çalıştığımız insan sayısı duruma göre artıyor. Çünkü çok fazla alt başlığımız var, niş alanlarımız var kendi içimizde dahi. Bunların karşılanması için belli yetkinlikler gerekiyor. Bir web site yapan insanı biz Facebook reklamı yaptırtmıyoruz. Facebook reklamı yapan insanı Google reklamı yaptırtmıyoruz. Hepsi aynı anda ilerlemiyor galiba. Aynı anda ilerlemesi gereken şeyler. Beraber senkronize ilerlemesi gereken şeyler. Aynı anda sıralaması olabilir. Önce şuradan başlayıp sonra farklı adımları gerekebilir ama fakat herkes her şeyi yapmaması gerekiyor. Dolayısıyla şimdi siz bir orta ölçekli şirkette bir dijital danışman alıp bunların hepsini birden bilmesini böyle bir beklentiye girerseniz ne iş olsa yaparım abiye döner iş. Tabii. Hepsinden çünkü biraz görüyoruz mesela kariyer sitelerinde, eleman sitelerinde görüyoruz. Dijital pazarlama uzmanı arıyoruz diyor. Evet. Öyle bir uzmanlıklar alt alta sarılamışlar ki zaten o uzmanlıkların hepsi bir kişide bulunması çok zor. Bulunuyorsa bile zaten asgari ücretle çalıştırmanız mümkün değil. Mesela kendi işini yapar. Bize mesela çok sık geliyor İstanbul'da. Hatta Amerika'da bir şirket, bir Türk girişimci böyle ilan yazmış. İlana bir baktım, dedim siz böyle bir insan bulamazsınız. Benim tanıdığım bu şekilde bir kişi var dedim. O da dedim kendi ajansı var. Yani öyle bir alt alta yetkinlikler sıralıyorlar ki o yetkinliklerin hepsinin bir insanda bulunması demek. O alanda, reklam alanında üniversite okumuş benim bir tane reklam danışmanı tanıyorum. Binlerce reklam danışmanı tanıyorum dersem, yani yüzlerce tanıyorum diyebilirim çok rahat. Abartma olmaz mı? Binlerce belki abartı olur ama yüzlerce reklam danışmanı tanıyorum, dijital danışmanı tanıyorum ve bunların içerisinde reklam bölümü bitirmiş olan bir tanesini tanıyorum. Öyle şimdi mi? Tabii ki. Çünkü bu yetkinlikler sonra da elde edilebiliyor. Bu yetkinlikler için bir üniversite okumaya gerek yok. Siz üniversite mezunu olmanız güzel bir şey ama reklam danışmanı ya da herhangi bir danışman, birkaç sektör hariç, diyetisyenlik danışmanlığı, fitness danışmanlığı veya o bile yapılabiliyor. Hukuk danışmanlığı için üniversite mezunu olmanız gerekebilir belki. Ama birçok farklı danışmanlıkta, hibe danışmanlığıdır, bizim yaptığımız gibi dijital danışmanlıktır, gayrimenkul danışmanlığı, bunların üniversitesi okumaya gerek yok. Ama insanlar, şuraya geleceğiz, küçük orta ölçekli şirketlere tekrar dönelim. Bu insanların yapması gereken en önemli şey ihtiyaçları ne? Bir ihtiyaç analizi. İhtiyaçlarını belirlemek. Kendileri bir belirlemeleri gerekiyor. Ve bu ihtiyaç üzerinden eğer bunu belirlemede sıkıntı yaşıyorlarsa yine bir dijital danışmanla görüşüp bu işi beraber çözmeleri gerekiyor. Çünkü biz de girdiğimizde önce bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Bu şirketin niye ihtiyacı var? Web sitesi var mı? Var. Bu web sitesinde takip kodları Google'un, Facebook'un, Yandex'in,
takip kodları var mı? Ve bunlar kullanılıyor mu? Güzel yerleştirilmiş mi? Onun dışında bunlarla alakalı müşterilere nasıl hitap ediliyor? Nasıl hitap edilmesi gerekiyor? Rakip analizi yapılıyor. Rakipler bu konuda, siz ayakkabı sektöründe çalışıyorsunuz ama sizin sektörünüzdeki rakipleriniz neler yapıyorlar? Sizin yaptığınız yeterli değil. Siz rakiplerinizden farklı bir şey ortaya koymadığınız sürece aynısınız. Niye size gelsin? Bunu ortaya koymak gerekiyor. Bu ihtiyaç analizi yapılması gerekiyor. Sektör analizi yapılması gerekiyor. Rakip analizi yapılması gerekiyor. Ve bunların hepsini bir arada danışmanla danışan ikisi bir araya gelip gerekiyorsa o yol haritası çizilmesi gerekiyor. Biz önce web sitemizde bir sıkıntı var. Ne var? Web sitemiz yavaş açılıyor. Günümüzde web sitesi olsun veyahut da bir sosyal medya postu olsun, birkaç saniye içerisinde ihtiyacı görmüyorsa, ilgiyi çekmiyorsa insanlar vazgeçiyor. İnsanlar 3 saniye diyor. Şu an bilimsel olarak kanıtlanmış 3 saniye. Doğru. Web sitesi 3 saniye içerisinde açılıp hemen görün hale gelmiyorsa insanlar kapatıyorlar. Bir video sosyal medyada paylaşılmışsa, bir video 3 saniye içerisinde ilginizi çekmiyorsa, bakın açılmıyorsa demiyorum, ilginizi çekmiyorsa, eyvah. İnsanların ilgisini çekmek için bile 3 saniye. 3 saniye, 4 değil bakın. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Değil mi? Kesinlikle. Çok hızlı geçiyoruz. Ben bazen otobüste, dolmuşta böyle görüyorum ya, saniye sürmüyor insanlar böyle sosyal medya kaydırıp o akışı devam ettiriyor. Çok az böyle geçip aman şurada önemli bir şey varmış dediğimiz şey demek ki ilk 3 saniyede bizi etkileyen şeyler o. Yani 3 saniye bile ayırdığımız. Bazen görüyorsunuz gençleri mesela 3 saniye bile bazen uzun bir süre gibi geliyor yani. Değil mi? Reklamda bir şey vardır. Olta hikaye teklif. Olta? Olta hikaye teklif. Biz ilk sunduğumuz cümlemiz oltamızdır. 3 saniyelik. O 3 saniye içerisinde olta oltayı baktım, verdiniz vermediniz, reklamımızın bir kıymeti yok. Hmm, yani hikayeyle başlamak yanlış o zaman. Kesinlikle. Ya da teklifle başlamak. Kesinlikle. Süper. Dolayısıyla bu küçük ve orta ölçekli şirketle danışanla oturduk, bu yol haritasını çizdik. Bu yol haritası üzerinden onu ne yapıp nerelere getirebileceğimizi tahmin, ilk önce yol haritası ortaya koyacağız. Şirketin kendi üzerine düşen yapması gerekenler var. Şirketin sorumlulukları. Sorumlulukları var. Danışanın ve danışmanın sorumlulukları var. Ve bu iki tarafta güzelce işlerse, çünkü şöyle biz mesela reklamı yaptık. Bir güzellik merkezi. Reklam başladı, insanlar başladı aramaya. Karşısında çıkan randevu için sekreter kibar davranmıyorsa veya satıştan anlamıyorsa, telefon satışından, tele satıştan anlamıyorsa, bu sefer gelen müşterilerin birçoğu boşa gidecek. Yani o yapılan reklam danışmanlık yatırımı da boşa gitmiş olacak. Ne diyoruz? Sadece iyi reklam kötü ürünü daha çabuk batırır. Evet. Fazla reklam yapıyorsunuz. Kesinlikle. Arandığında istenen tepkiyi görmüyor insanlar. Kesinlikle. Doğru. Yani dolayısıyla reklamın iyiliği yeterli değil. Hakikaten ürünün de iyi olması lazım. Ürünü sunanların da iyi olması lazım. Oradaki muhatabımız da iyi olur. Mesela bir mobilya mağazası düşünün. 3000 metrekarelik mobilya mağazası. Reklamını yaptınız. Mağaza reklamları veriyoruz biz Facebook algoritması içerisinde. Bu reklamları da sunduk. İnsanları mağazaya doğru yönlendirdik. Vardılar, bir güler yüzü yoksa satıcılarda, istediğiniz kadar reklam yapın. Değil mi? Kesinlikle. Yani dolayısıyla iki tarafında üzerine düşen sorumluluklar var. Sadece reklamla iş bitmiyor. Peki siz kendiniz bu işe nasıl başladınız? Dediğim gibi ilkokuldan itibaren çalışmaya başlamış birisi olarak hep böyle başkalarının işlerinde bazen hafta sonu, bazen ay sonu alacağımız maaşa veya haftalığa bakarak beklentisiyle ve yaptığımız işlerde de hep istediğiniz kadar işinize sadık olun. Birisinin işini büyütüyorsunuz. Kendiniz eminiz. Sizin kendinizin işinizi büyütmeyle alakalı bir şey yok. Bir yerlerde çalışıyorsunuz ve o insanlara katkı sağlıyorsunuz. Karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Ama yine büyüyen taraf, yine siz olmuyorsunuz. Bu noktada birkaç eğitim aldım birkaç yıl evvel. Bu eğitimler sonucunda bir iki mentorluk ve sonrasında da kendi işimizi kurmaya karar verdik. Zaten bir olarak. Danışmanlık olarak tabii ki. Bir pazarlamayla alakalı bir tecrübemiz vardı çocukluğumuzdan itibaren. Ben ortaokul yıllarından itibaren dediğim gibi çelik tencere pazarlamasıyla başlamış birisiyim.
Evet. Köy köy dolaştınız mı böyle kapı kapı? Köy köy değil de kapı kapı dolaştım. Kapı kapı dolaştınız. Tabii, kapı, ben kapı köy köyde dolaştım zamanında, ondan biliyorum. Evet, insanla muhatap olmak hakikaten o noktada onun zorluğunu yaşamış, çocukken yaşamış birisi olarak. Evet. Hep böyle bir kendi işim beklentim vardı. Allah nasip etti. Şu anda bu şekilde başladık. Bunu dijitale çevirdiniz pazarlama. Dijitalle zaten. Dijital danışmanlık yapıyoruz. Şu anda yaptığımız evet. da zaten o. Eski pazarlamadan bahsediyorum. Eski pazarlamayı tabii dijitalize ettik evet. diyebiliriz. Peki şimdi aslında en çok belki de merak edilen, ticaretin alışkanlıklarını değiştiren ya da Türkiye'de öyle belki Facebook'a geleceğiz. Şimdi Instagram üzerinden gitmek istiyorum. Facebook'a geleceğiz. Tabii. Çünkü Türkiye'de Instagram çok fazla tutuluyor. Az önce bahsettiğimiz küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ya da şahıslar kendisini bir şekilde ticarete dökmek isteyen, yaptığı işi ticarete dökmek isteyen kişiler Instagram'ı nasıl kullanmalı? Burada nasıl bir adım atmalıyız? Bu konuda danışmanlık veriyorsunuz galiba. Tabii. Şimdi yöresel ürünler işi yapan insanlara mesela danışmanlık veriyoruz, verdik. Bu insanlar pazarda bir tezgahı var. Bu tezgahta sattığı ürünleri bir ufak bir web sitesi veya web sitesi subdomainleriyle ve farklı kurumların sunduğu ücretsiz web siteler var. Veyahut da kendi web siteleri var. Bunlar üzerinden satabiliyorlar. Bu bir. İkincisi, Instagram sayfalarında satış imkanı var. Orayı çok iyi kullanmak gerekiyor. Instagram'ı hakikaten hangi sektörde olsak olalım mutlaka Instagram'ı çok çok iyi kullanmamız gerekiyor. Instagram'dan alışveriş sizce güvenli mi? İnternet, Instagram, Facebook hiç fark etmez. Mutlaka bir güven testi gerekiyor. Gerekiyor değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani orada sosyal kanıtlar, biz onu social proof diyor, sosyal kanıtlarımız çok önemli çıkıyor orada da. Hmm. Çünkü bu noktada ona da geleceğim. Instagram'da gerek postlarınız arasında, gerek hikayeleriniz, storyleriniz, o üst kısımdaki hikayeleriniz arasında sosyal kanıtlarınızı sunmamız gerekiyor. En başta belki güvenden başladınız, oradan başlayalım. Bizim ne kadar güvenilir olduğumuzu ortaya biz kendimiz, ben çok güvenilir bir insanım diye bas bağırayım, kimse bana inanmaz. Ama ben sunabilirim sizin için. Ama ben size bir köyde ve el yapımı salça sattığımda, siz bu salçayı yemekte kullanıp tadına baktıktan sonra veyahut da bir marmelat veyahut da bir zeytin veya bir peynir veya tereyağı sattığımda, yöresel ürünlerden bahsettik. Evet. Siz bunun tadına bakıp ve bununla alakalı bir yorum paylaştığınız, ben bu yorumu ekran görüntüsü alıp Instagram sayfamda veyahut da hikayelerimde paylaştığımda çok fark ediyor. Çünkü bu bir sosyal kanıt olmuş oluyor. Müşteri yorumu. Ben kendim anlatmıyorum ürünümü. Müşterim anlatıyor beni. Hmm. Bu çok önemli. Kulaktan kulağa, önceleri şey vardı. Kulaktan kulağa mouth of word diyor İngilizler. Kulaktan kulağa reklamlar, yani nedir? Ben şurada yemek yedim. Harika yemekleri var. Sen de tavsiye ederim. Mutlaka uğra. Veyahut da bir spor salonuna gittiniz. İmkanları çok güzel, tertemiz, pırıl pırıl, işte duşları şöyle harika, soyunma kabinleri böyle güzel. Veyahut da ne bileyim, bir yerden alışveriş yaptınız, insanlar çok ilgililer, tezgahtarlar çok ilgililer. Hakikaten biz bunları insanlara etrafımıza anlatıyoruz. Hı hı. Ve bunun en önemli görüldüğü veyahut en önemli, en çok rağbet gördüğü veya revaçlı olduğu yer sosyal medya ve internet siteleri, web siteleri. Sosyal medyada insanlar sizi rezil de edebilir, vezir de edebilir. Doğru. Çünkü herkesin elinde telefon, herkesin elinde klavye ve o anda sizle alakalı bütün inandıklarını, hissettiklerini, duygularını oraya dökebiliyorlar. Dolayısıyla oradaki dürüstlüğümüz çok önemli. Sosyal medyadaki dürüstlüğümüz çok önemli ve sunduğumuz hizmet, sunduğumuz kalite çok önemli. Zaten eğer ürününüz, hizmetiniz, ürün ve hizmet sonrası devamındaki ilginiz, alakanız eğer karşı tarafı tatmin etmiyorsa bir kere uzun vadeli yaşayamazsınız sosyal medyada. Ya da ticari kendinizi olarak sürekli geliştirmiyorsanız. Geliştirmek zaten mutlaka her zaman ihtiyaç. O ayrı bir konu ama bir ürün sattınız, ben paramı aldım, ürün gitti, tamam eyvallah değil. Sonrasında başka bir ihtiyacınız var mı, memnun kaldınız mı? İlgilenmek. Ürün size sağlam olarak ulaştı mı? Gibi farklı her ürünle alakalı, her sektörle alakalı farklı sorular sorulabilir ama tabii. Bir feedback almak, geri dönüt almak çok çok önemli. Bunları yaptığınız takdirde insanlar sizi anlatmaya başlıyor bu sefer. Bu sosyal kanıtlar sizin oradaki bahsettiğiniz güveni ortaya çıkarır. Bu güven kısmı. Güvenin dışında teknik olarak baktığımızda sağlıklı bir Instagram için bir sistematiğimiz olması gerekiyor. Biz önce bir plan yapmamız gerekiyor. Ben bu Instagram sayfamı
Türkiye'de çok yaygın oldu Instagram. Hı-hı. Nasıl kullanmam lazım? Burada ne sunacağım ben? Hangi hedef kitleye hitap edeceğim? Hedef kitlemin ihtiyaçları ne? Sorunları ne? Ben bu sorunları neyle çözeceğim? Hadi bunu alın, hadi bunu alın, hadi bunu alın. Bu doğru bir yol değil. İnsanlara ne kadar fayda sağlarsanız sosyal medyada o kadar çok insanlar sizi anlatırlar, sizi tanıtırlar. Yani sürekli satış odaklı değil. Hayır, kesinlikle. Hiç, hatta yerine göre söyleyebilirim, hiç satış odaklı değil. Anladım. Mesela piyasada çok görürsünüz, network marketingler, çok katlı satış danışmanları var. Network marketing işi yapan insanlar var. Evet. O da bir meslek, o ayrı, ona bir şey demiyorum. Fakat bu insanların bazıları, hadi bunu da al, hadi bunu da al, hadi gel ben seni de üye yapayım. Bakın, sosyal medyayı bu şekilde kullandıklarını bir sonuç elde edemiyoruz. Hmm. Ama o zaman en başta burada kaybediyoruz. Çünkü kesinlikle. Biz şunu zannediyoruz. Şunu al, bunu alabilirsin. Hadi bu indirim oldu, hadi al gibi cümleler insanları bıktırıyor demek ki bir yerden kesinlikle. Sonra. Kesinlikle irite ediyor. Şu gibi ya, benim bir yani az önce söylediğiniz örneğin aynısını yaşadım. Bir arkadaşımdan sırf bu yüzden uzaklaştım. Çünkü ne zaman bir araya gelsek network marketing işi yapıyordu. Normal muhabbet edemeyecek hale gelmiştik. Sürekli ürününden, kendi ekibine katılmam gerektiğinden bahsediyordu. Demek ki sosyal medyada bunun bir yansıması var. Kesinlikle var. Sosyal medyada ne kadar fayda sağlarsanız o kadar fayda bulursunuz. Yani en temel formülü bu diyebiliriz. Fayda sağlamak. Fayda sağlamayacaksınız. Fayda sağlayacaksınız. Yani insanlar sizin sayfanıza girdiğinde, sizin hikayelerinizi gördüğünde, sizin reels'larınızı gördüğünde, sizin keşfete düşen postlarınızı, hikayelerinizi gördüğünde bir fayda sağlıyorlarsa sizi buluyorlar. Bir fayda buluyorlarsa sizi buluyorlar. Siz de oradan mutlaka dolaylı bir şekilde fayda sağlıyorsunuz. Direkt fayda düşünmeyeceksiniz sosyal medyada. Şu mu yani? Deminki örnek üzerinden gidecek olursa, yöresel ürünler satan bir sayfa salçasının fiyatını ya da alması gerektiğini anlatan bir posttan ziyade doğal salçanın öneminden bahsedecek. Bence evet, kesinlikle. O zaman zaten mecbur derken zaten almaya teşvik. Tereyağı yemenin ediyor. Faydalarından bahsedecek. Hmm. Niye ayçiçek yağı yemek değil de tereyağı yememiz lazım? Evet. Veyahut da cevizin faydaları nelerdir? Ceviz satıyorsa ya fındık satıyorsa fındığın faydaları nelerdir? Bunları paylaşacak. Ama süper. Bunları paylaştıktan sonra da hikayeler içerisinde sosyal kanıtlarını sunacak ve bir şekilde insanlar zaten onu mutlaka buluyorlar. Yani şöyle özetleyebiliriz o zaman. Bizim ne göstermek istediğimiz değil, kitlemizin ne görmek istediği önemli. Aynen öyle. Güzel. Peki burada sanırım bu üç taraflı. Biz varız, müşteriler var. Bir de şey var. Tutunmamız gereken bir platform var. Instagram bizden ne bekliyor o sayfayı kullanırken? Instagram bizden beklediği en önemli şey, insanları orada ne kadar çok tutabiliyorsanız o kadar kıymetlisiniz. Instagram İnsanları için, tutmak. Facebook için, TikTok için, Twitter için, hangisini, bütün sosyal medyalar için bu mantıkla kullanabiliriz Instagram'ı. İnsanları bu platformda tutmaya çalışmak. Evet, bunun en temel noktası video. Video reklamlar, video postlar, video paylaşımlar, video hikayeler, video reels'lar, video her şey video. Şu anda ne kadar çok video o kadar çok insanlar tutabiliyorsunuz. Zaten eskiden fotoğraf platformu olan Instagram artık aynen, videoya doğru kesinlikle kayıyor. Doğru. Kayıyor değil artık neredeyse şu anda video platformu gibi. Doğru. Ve bizim orada sunduğumuz videoda insanlar ne kadar çok orada tutuyorsa, videomuz ne kadar çok izlenme oranları da çok önemli. İşte biz onu arkada taraftaki profesyonel platformlarında görüyoruz. %5 mi izlenmiş, %25 mi izlenmiş, %50 mi, %75 mi? Hatta onların üzerinden %75 izleyenlere, %95 izleyenlere reklam kampanyalarını çeşitlendirebiliyoruz. Farklı arka plan. Çok detayları var. Çok fazla detayları var. Ve bunları tekrar ben aynı yere geleceğim. Biz sayfamızda insanlara ne fayda sağlayacağız ve insanlar bize ne bekliyor? Burada bir çok önemli bir nokta var. Belki en büyük hastalığımız, benim sayfam işte 300'de, benim sayfam 500'de, benim sayfam 1000'de. Gelin biz size 10.000 kişi satalım, gelin işte çekilişe takip katalım. Satın alalım, takip yani. Satın alalım, takibe takip yaptıralım, çekilişlere girelim. Bunlar kendinize ve kendi sayfanıza yapacağınız en büyük kötülük. Net. Çekiliş bile mi? Çekiliş dahil, tabii kesinlikle. Çünkü sizin sayfanızda mesela kadın parfüm satıyorsunuz. Çekilişle 10.000 kişi geldi. Bu 10.000 kişinin kaç tanesi kadın? Bir. Kaç tanesi parfüm kullanıyor? Ama İki. Zaten o çekilişe kadın parfüm almak isteyenler katılır. Hayır. Öyle olmuyor işte. Siz kendiniz çekiliş yapıyorsanız
O ayrı ama toplu çekiliş organizasyonu yapanlara onu kastediyorum. Kendiniz de çekiliş yaparken de gram altın verirsek işte öyle, öyle olmaması gerekiyor. Olmaması gerekiyor. Mesela doğru. Siz bir danışmanlık şirketiyseniz siz kitap hediyesiyle çekiliş yapmamanız lazım bence. Veyahut da siz bir konfeksiyon ürünü satıyorsanız siz orada farklı bir ürün işte çekiliş yaptık 300 lira 500 lira hediyemiz var dememeniz lazım. Kendi ürününüzü çok çekiliş olayı çok sıkıntılı bir olay. Evet. Çok hassas davranmak gerekiyor. Takip yapılması, Instagram şu an algoritması kesinlikle çok önceleri çok o kadar değil lan son dönemlerde takipleri de çok iyi yakalıyor ve cezalandırıyor. Kesinlikle cezalandırıyor. Onun dışında takipçi satın alma, beğeni satın alma, izlenme satın alma gibi şeyler de kesinlikle bizim sayfamızın kalitesini düşürüyor ve bir dönem sonra kapanmalara kadar götürebiliyor. Reklamlarımızın reddedilmesine kadar götürebiliyor. Hmm. Çünkü bir reklam yapıyorsunuz. Biz yaptığımız şey o reklam. Bakıyorsunuz 70 bin tane. Bir örnek vereyim kendi danışanlarımızdan bir tanesinden. Bayan konfeksiyonu çalışıyoruz. 52 bindi. İlk konuşmaya başladığımızda. Bir 10-15 gün sürdü. Takipçi sayısı mı? Evet takipçi sayısı. 10-15 gün sürdü. Bu dönemde haberimiz olmadan bir çekilişe katılmışlar. Farklı fenomenlerin çekilişlerini toptan böyle organize eden bir organizasyon içerisinde çekilişe katılmışlar. 1500 lira civarında bir rakam vermişler. Duyduğumda 60 bine yaklaşmıştı takip sayısı. Hemen dedim arayın, parayı geri istemiyoruz, bizi çekilişten çıkartın deyin dedim. Çünkü ben o gelen 10 bin, onu yapamadılar. Sonra 70 bine kadar çıktı sayı, takip sayısı. Geri ama çekene kadar? Biz haftalık 40 yok pardon günlük 40 kargo çıkartan şirket günlük 20 kargoları 15 kargolara kadar düştük. Değil mi? Bu yani sayfanın kalitesini düşürüyor. Sayfada bundan mesela şöyle düşünün bir kadın kıyafeti satılıyor. Siz o kadın kıyafetin reklamını yapıyorsunuz. Arkasına ve altındaki yorumlarda farklı insanlar farklı yorumlar yapıyorlar. İstenmeyen şeyler görebiliyorsunuz ve dolayısıyla sizin kitleniz bu sefer kaçmaya başlıyor orada. Doğru. Dolayısıyla çok ciddi zararları var. Bu noktada kesinlikle nerede olursak olalım organik ilerlememiz mutlaka şart. Organik ilerlemek. Kesinlikle. O zaman takipçi sayısında da şöyle özetleyebiliriz. Çok takipçi önemli hiç değil. Önemli yok. Takipçilerimizin içindeki müşteri portföyü önemli. Doğru hedef kitlemiz önemli. Doğru hedef kitlemiz takipçi önemli. Kitlemiz bizim kendi hedef kitlemizse. Bırak az olsun. Az olsa hiç önemli değil. Değil mi? Bakın gerçekten 500-600 tane takipçisi olan insanların da çok güzel e-ticaret işi yaptıkları görülüyor. Hı-hı. Çok net. Süper. Şimdi vaktimiz de çok az kaldı. Son olarak şeyden bahsetmek istiyorum. Facebook bitti mi? Böyle artık bizim gözümüzde şey olarak gözüküyor. İşte annelerimizin, teyzelerimizin, amcalarımızın takıldığı bir platform gibi gözüküyor. Bilmiyorum Instagram ve WhatsApp'ın arkasında olması nedeniyle zaten güçlü bir şirket eyvallah. Ama uygulama olarak Facebook bitti mi sizce? Şimdi hala bakın, önemi var mı? Türkiye gibi birkaç çok ülkeye de yok, hızlı bir şekilde tamam. De Instagram'ın kesinlikle şu anda çok çok revaçlı olduğu kesin. Ama şu an Instagram'ın sahibi de Facebook, WhatsApp'ın sahibi de Facebook. Birkaç şu an bazılarında geldi, herkese gelmeyebilir, gelmemiş olabilir ama bazılarında da yavaş yavaş geliyor. WhatsApp'ta satış başlıyor artık. WhatsApp'ta satış imkanları doğacak. Orada siz kataloglarınızı yerleştirip WhatsApp'tan satış yapabileceksiniz. Antiparantez bunu söylemiş olayım. Bu niye söylüyorum? Bu WhatsApp'ta Facebook'un, Instagram'da Facebook'un. Şimdi baktığınızda geçen sene rakamlarıyla 2 milyar 700 milyondan fazla aktif kullanıcısı, aktif bakın, kullanıcısı olan bir platform Facebook. Yani bu ne demek? Çok inanılmaz İnsanlığın bir... İnsanlığın üçte biri. Dünyanın üçte biri. Evet. Aynen. Evet. Doğru. Söylediğiniz doğru. Bunun içerisindeki çocukları çıkartın. 70-80 yaşından üzerindeki insanları çıkartın. Belki insanlığı o kullanacak... 70-80'i çıkartırsak kimse kalmayabilir. O kitlenin de belki yarısı diyebiliriz yani. O Facebook'un hedef kitlesinin belki yarısı diyebiliriz. Öyle çok ciddi bir rakam. Şimdi bu rakam niye önemli? Bu rakam hala da Instagram'ı kullanan insanların da çoğu Facebook'u kullanıyor. Biz bunu biliyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. Bunun dışında da Instagram reklamlarımızda Facebook'tan yönetiyoruz. Facebook reklamımızda biz Facebook'tan yönetiyoruz. Facebook hala da çok güçlü. Ve bize sunduğu algoritma, arka taraftaki yapay zekanın sunduğu imkanlar öyle az uz şeyler değil. İnsanların, biz coğrafi olarak reklam çıkabiliyoruz. Yaşa göre reklam çıkabiliyoruz. Cinsiyete göre reklam çıkabiliyoruz. Ama esas en önemli nokta ilgi alakasına göre reklam çıkabiliyoruz.
Şimdi bakın, siz çocuğunuz çocuğu olacak bir hanımefendi varsa, bu hanımefendinin paylaşımları, aradığı web siteler, konuşmalarının telefon tarafından algılanması ve bunun algoritmanın dinlemesi, bunlar zaten artık bilinen şeyler, biliyorsunuz. Ve bunların üzerinden insanların ilgi alakaları ve duyguları, psikografi diyoruz biz bunu artık. Psikolojilerine göre ve Facebook ve Google, hatta yeni göre Yandex, yeni göre artık TikTok da dahil buna, bize data sunuyorlar. Şu insanlar diye göstermiyorlar. Ama biz ilgi alakayı belli testlerle, belli analizlerle, değişik yöntemlerle şu ilgi odağındaki insanları istiyoruz dediğimizde, reklam sunduğumuzda bizim reklamımızı götürüp onların karşısına çıkartıyorlar. Bu çok büyük bir güç. Dolayısıyla bunu ben başka bir televizyon programında yine söylemiştim. Amerikan seçimlerinde kullanıldığını ve bununla alakalı birçok şey ortaya çıktı. Malezya seçimlerinde, Brezilya seçimlerinde, Kenya seçimlerinde bunlar kullanılıyor. Bir silah olarak kullanılıyor. Bir silah olarak kullanılıyor. Kesinlikle. Evet. Çünkü bir data, bilgi, bir artık güç. Bilgi varsa güç var demektir. Ben bir arkadaşım, 11 yıldır web site işi yapan bir arkadaşım, kaç tane mail vardı sende dedim. Mail, bakın. Mail marketing de farklı bir olay esasında. Ona hiç girmedik. Ona giremedik, doğru. Evet. Çok var dedi. 500 falan var mı dedim elinde mail. Yok abi, 500'den fazla dedi. 1000. 1000'den de 5000, 6000, belki 10.000'e yakın mailim vardır dedi ben de şu anda. Bana dedim sen şunu söylesen. Bir dükkanım var çok iyi bir yerde veyahut da bir evim var. Çok güzel de bir arsam var. Bir 10.000 tane de e-mailim var. Bunlardan hangisini istersin desem ben senden bu 10.000 e-mail isterim dedim. Çünkü bilgi güç. Günümüzde bilgi güç. Dolayısıyla Facebook'un elinde bilgi var. Güç de buradan geliyor. Güç de Facebook'un elinde kesinlikle. Çok iyi. Evet, dijital pazarlamayı konuştuk sizinle. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kariyer Durağı'nda ilk programımız sona erdi. Konuğumuz dijital pazarlama danışmanı Ahmet Ceylan'dı. Bu durağımızda, Kariyer Durağı'nda farklı mesleklerden uzmanları, danışmanları, bazen öğrencileri ağırlamaya devam edeceğiz. Kariyerinizin bir yerinde bu durağa uğramadan yola çıkmayın deriz. Hoşça kalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.